Biraz sonra konuşacağız. 38 yaşında, 4 çocuk babası, yoksul bir kürdü sokak ortasında katlettiniz. İşine giderken. Bunların sizin o alan hakimiyetinizle o kadar alakası var ki, biz bunları duyurduğumuzda da Murat, sosyal medyada şöyle diyorlar işte, nereden biliyorsun PKK'nın yaptığı? Ya 40 tane adamı öldürdünüz. Neyin bileceğim? Yani siciliniz ortada sizin. Ve üstlendiler işte sosyal medyada da YDK'si, bilmem neyse, abuk subuk o örgütlerin hepsi. Evet. Siz bunları katlettiniz. Evet, yani bunları konuşacağız. Bingöl'deki meseleden bahsediyorum. Oraya hemen geçmeden şu kafa karışıklığı yaşayanlardan Yakup Yılmaz'dan da minik bahsedeceğim. Her gün kafası karışık. Ya çok enteresan. Şimdi Amerikan medyası bile, hani bunların biat ettiği Amerikan medyası bile ya da referans aldı. Hani biat ettiği demeyeyim, biraz belki ağır olur. Doğru olmasına rağmen, doğru olduğuna inanmama rağmen biraz daha yumuşak kelime kullanmış olayım. İktibas ettikleri Amerikan medyası bile Amerikan dış politikasında bir kafa karışıklığı olduğunu, çünkü dün mesela Atilla Sandıklı yayındaydı, açık görüşteydi. Bölgeyi iyi biliyor. Amerika'dan, SETA'dan Washington DC araştırmacısı yayındaydı. Şunu söylüyor, arkadaşların görmediği şu vurguları yapıyorlar. Obama bir açıklama yapıyor, ardından Biden başka garip ters yüz açıklama yapıyor. Savunma Bakanlığı bir şey söylüyor. Ardından Dışişleri Bakanlığı başka bir şey söylüyor. Amerikan medyasında başka bir şey çıkıyor. Eski savunma bakanları falan. Karma karışık bir dış politika. Birbiriyle taban tabana çelişen dış politikadan bahsediliyor. Ama bunlar tabii Mehmet Yakup Yılmaz için hiçbir anlam ifade etmiyor. Amerikan dış politikasını böyle yalpalayamaz. Mümkün değil. Çok ilginç bir şekilde PYD'nin PKK'dan farkı yoktur. Silah vermemek gerek diye düşünürken Amerika'nın PYD'ye silah vermesine ses çıkarmamak. PYD ile PKK aynıdır, IŞİD ile PKK'nın farkı yoktur derken silahlı peşmergelerin Türkiye'den geçişine izin vermek, Amerika'ya ses çıkarmamak cümlesini bugün kullanabiliyor. Letonya'ya giderken yaptığı açıklamayı ve gazeteye yeniden köşe yazılabilecek, hataları düzeltilebilecek yeterli vakit vardı. Ama ne gam, yani böyle bir niyet, böyle bir şey yok. Az önce okuduk yani. Yeter ki hükümete, Türkiye'ye, artık hükümet dediği bu direkt Türkiye'yi aşağılamak, Türkiye'ye zarar vermek adına söylemekte fayda var. Bunu söylüyor. Mehmet Yakup Yılmaz'a bugün Milliyet Gazetesi'nin bir doz manşetini öneriyoruz. Şimdi bunların yani hiçbir yere bakmaya gerek yok. Hata yaptığını falan düşünmüyorum. Bu adamlardan biri Ali Veli Ali yazıyor ya. Biri alıyor topu. Yapmıyor. Bakın bu söylemlere bir meşruiyet kazandırıyorlar. Bu Hürriyet'te onu yapıyor. Habertürk'te işte Ruşen Çakır bilmem neyi yapıyor. Bunların hepsi bir söyleme meşruiyet yaratmak için. Şimdi Hüdapar'dan bahsediyorum ya Murat. Evet. Bak şu söylemi ısrarla kullanıyorlar. Bölgede çıkan olaylarda yaşanan karşılıklı çatışmada kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu söylemin kendisinde bir sorun yok gibi görünüyor değil mi? Ama bu bir çarpıtma. Bölgedeki çıkan olaylarda yaşanan çatışma değil. Bölgede çıkartılan olaylarda PKK'nin katlettiği 40 insan. Tanım bu. Bunu savaş dili gazeteciliğinde muhteşem kullanır. Özellikle ABD'nin o basın işte güçleri bunu çok iyi yaparlar. Örneğin halı döşemek derler. Irak'ta bombalama yapıyor uçak. Bu tepki çekecek bir şey ya. Halı döşeme harekatı. Mesela siviller katledildi demiyor. İstenmeyen hedefler vuruldu. Bunlar bilin ki ya çocuk, ya kadın, ya sivil. Bu terminolojiyi Türk medyasının bence organize hareket ediyorlar. Ekibi de kullanıyor. Şimdi Hüdapar'la ilgili Hüdapar'a yapılan saldırılar var bölgede. Günlerdir sürülüyor ve çok açık ve net bir şekilde bir çatışma ortamı var havası yaratılmaya çalışılıyor. Oradaki muhafazakar dindar Kürtler sokağa çıkıp cevap versinler isteniliyor bu saldırılar karşısında PKK'ya. Bu saldırılar kör gözün parmağına bir çatışma çağrısı. Ve bu gazeteciler şimdi söylediğimizde ne var canım biz mi sokağa çağırıyoruz diyecekler. Ama bu terminolojiyi kullanarak meşruiyet yaratıyorlar bu saldırganlara sokakta. O saldırgan katiller sokağa çıktığında da şunu diyorlar. Sokakta bir çatışma var. Hüdapar'da bize tehdit oluşturuyor. O 16-17 yaşındaki kandırılmış çocukları da buna inandırabiliyorlar. İslamcı Kürtler tehdit sizin için. Hüdapar sizin için tehdit. O katiller de işte 4 çocuk babası birisini vurduruyorlar. Dolayısıyla bu cinayetlerdeki rolünüz bu anlamdadır. Bu dili değiştirin artık. Katile katil demeyi öğrenin artık ya. Bir tane adamın cesedi yerde yatıyor. Bunu söylüyorsun. Niye bunu yayınlıyorsunuz? Nefreti körüklüyorsunuz. Şiddet ortamına benzin döküyorsunuz. Katilsiniz, cinayet işlemişsiniz. Önce bir şu, bunu yapan kim bir kınasanıza. Önce şu resmi hesaplardan atılan ve BDP milletvekillerinin retweet ettiği tweetleri bir kınayın bakalım. Adam katledilmiş, bunu üstleniyor bir tane katil sürüsünün tweeti. HDP milletvekili bunu retweet ediyor. Medya organlarından resmi siteler onları retweet ediyorlar. Bunun bir hesabını verin. Nasıl? Tabii burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Buradaki işlerin nasıl döndüğünü, Hüdapar PKK savaşında, daha doğrusu PKK'nın Hüdapar'a yönelik bu katliamından işlerin nasıl döndüğünü bir örnekte daha anlatmakta fayda var. Hüdapar'ın başkan yardımcıları Sait Bey.
Sayın Şahin bir açıklamasında şunu söylüyordu. Yine bu olayların olduğu günlerden bir tanesinde bir grup PKK'lı kendilerine Hüdaparlı süsü vererek Ofis mahallesinde. Bana konuştuğunda burada tane vardı. Gösteri yapıyor ve hani burada IŞİD destekli bir gösteri düzenliyorlarken Hüdapar'ın IŞİD'e nasıl destek verdiğini Diyarbakır kamuoyuna da bir şekilde şey yapabilmek adına. Tesadüf bu ya, o sırada bölgeden PKK'lı bir grup geçiyor. Ve bunları Hüdaparlı olarak sandıkları için burada bir çatışmaya giriyorlar. Üzerlerine ateş açılıyor bu grubun, kendini Hüdaparlı gösteren grubun üzerine. Ve orada bir iki kişi ölüyor. Ondan sonra da bakın işte PKK militanlarını, sempatizanlarını nasıl öldürdüler diye yaygarayı kopartıyorlar. Yani böyle şeylerin de yaşandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla senin dediğin gibi bunlara katil diyemeyen, bu olaylara bir masumu sokak ortasında katlettiler diyemeyen zihniyetin bunu bilmeden yapmasının imkanı yok. Yok. Yani bu şeyi de hemen bu tarz şeyler söylendiği zaman da vay komplo teorisyenliği yapıyorsunuz demenin de bir anlamı yok. Direkt komplo yapıyorlar çünkü. Hiç bir öyle yani. Komplosu mu kaldı bu işin? Ben anlamadım yani. Ki 40 tane tabut duruyor orada arkadaş. Yok, deli misiniz olsun, yani? Olsun. Bunu kabul etmeyen adamla masada oturulmaz, konuşulmaz Murat. 40 tane adamı öldürmüşse birileri ve bunu örgüt bile reddetmiyor. Devlet güvenlik güçleri vurdu demiyor bu 40 kişiyi. Çatışma yaşandı diyor. Ama neticede sokağa çıkanlar ve çıkartanlar öldürdü o insanları. Daha bunu kınayamayan adamlarla biz oturup demokrasi, insan hakları, Kürtlerin demokratik mücadele ne konuşabiliriz ki? Siz açıkça örgütün suçlarını örtmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde arkadaş kendine demokratik diyen insanlar ve bir terör örgütünün bu kadar destekçisi yoktur Murat ya.